O zaman devam edeyim. Başka soru yoksa. Şimdi CSS'i anlattık. Şimdi biraz da SAS'tan bahsedeyim. Şimdi CSS dosyalarında böyle bizi yoran bazı şeyler var. Mesela bir tane klasınız var. A klası olsun. Ve işte iç içe klaslarınız var atıyorum. İşte bir diviniz var. Onun bir A klası var. Sonra divin içinde bir tane P var. Onun da bir B klası var diyelim. Siz bunu CSS'de yazmanız gerektiği zaman şu sağ tarafta ekranda gördüğünüz gibi bir A yazıyorsunuz. Sonra A'nın hover için ayrıca yazıyorsunuz. Ama eğer SAS kullansaydınız, şunu örnek göstereceğim bu arada. Şu sol taraftaki SAS'ın orijinal hali ama SCSS diye bir şey, bu da onun farklı bir versiyonu. Bunu kullandığınızda da bu şekilde süslü parantezler açmanız, yani syntax değişikliği var aralarındaki tek fark bu. Bu da mesela sol taraftaki bu asıl SAS'la sadece boşluklarla aslında belirtiyorsunuz o yani parantez yerine boşlukları kullanıyorsunuz. Ama bu hata yapmaya çok müsait bir sintaks. O yüzden çok kullanışlı değil. Kullanan da hiç görmedim aslında. Hani vardır belki illaki ama çok zor. O yüzden bu SCSS dediğim bu SCSS dediğimiz şeyi kullanıyoruz. Bunda da dediğim gibi iç içe yazmanızı, hiyerarşik bir şekilde yazmanızı ve klaslar içerisinde, yani klaslar, bu CSS yazarken de duplication'ları engellemiş oluyor. Yani 100 satır yazacaksanız belki de 50 satıra falan düşürebiliyorsunuz yazacağınız şeylere. Aşırı kullanışlı ve hani neyin nerede olduğunu görmeniz açısından da hani nasıl desem, debug ederken de, yani bu debug etmiyorsunuz ama hani gözlerinizle böyle tararken kodu da çok işinize yarıyor. Bu örnekte gördüğünüz gibi işte A'nın içine şu end iki nokta üst üste hover dediğim zaman tekrar bu başına A yazmamış olabilir. Bu küçük bir örnek olabilir ama bunu şöyle düşünün. Mesela o A'nın içinde farklı farklı bir sürü klas olduğunu düşünün. Her birini A nokta işte klas adı, A nokta klas adı, A nokta klas adı nokta başka bir klas adı. Hepsini alt alta yazmanız lazım. Ama böyle olursa hiyerarşik bir şekilde iç içe yazarak daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz. SAS'ın en güzel özelliği de bu ve en çok kullanılan bu. Bootstrap'in içinde de SAS'ı entegre edip kullanabiliyorsunuz. SAS'ın özelliklerinden burada bir sürü yazdık ama SAS'ı kullanan bir sürü framework'ler var. Ya burada bir sürü yazmışız ama az önce de anlattığım şey aslında SAS'ın temel özelliği ve en çok kullanacağınız özellik o. Bir de bu SAS basicleri, mesela dedim ya az önce CSS'ten bir sürü şey anlattım. Bu SAS'ın da tekrar sintaksını size anlatmayacağım. Learn SAS Basic diye bir linkim var. SAS'ın web sitesine girerseniz burada nasıl kullanacağınız aradaki farkları, kolaylıkların hepsini, sintaksı nasıl kullanacağınızı buradan öğrenebilirsiniz aslında. Bunlar çok vaktiniz alacak şeyler değil. Yazarken bile a neymiş deyip şöyle bir baktığınızda hemen uygulayabilirsiniz. Gerçekten de komplike değil. O yüzden o kısımları anlatmayacağım. Bu sunumları da paylaşacağız zaten. Bu sunumlarda bir linke tıklayınca o verdiğim linklere de gidebileceksiniz. Bir de LESS var. Bu da SAS'la aynı işi yapıyor aslında. Bu da başka bir işte CSS'i derlememizi, düzenlememizi sağlayan bir yardımcı program. Açıkçası ben pek LESS kullanmadım. Bunu da sadece bilin diye gösterdim. Yapacağımız projelerde de LESS kullanmayacağız. Öğrenmek istiyorsanız şuradan Learn LESS Basics dediğim linke tıklayarak da detaylarını öğrenebilirsiniz. Şimdi SAS LESS'i geçtikten sonra şimdi biraz da DOM nedir ondan bahsedelim. Yani biz HTML yaptık, CSS yaptık, bir web page'imizi yaptık diyelim. Peki bu DOM dediğimiz şey nedir aslında? Biraz ondan bahsedeyim. DOM dediğimiz Document Object Model demek. Yani bu document dediğimiz şey aslında bizim HTML dokümentimiz. Ve o HTML dokümentimizin içindeki her bir HTML tagı object'tir. Ve bu objectlerin visualize edilmiş hali de model diyoruz. Yani
bizim bütün HTML ve CSS'lerimizi yaptıktan sonra elde ettiğimiz o web sitesinin görünümüne, browser üzerindeki, ona DOM diyoruz. DOM dediğimiz şey, bu World Wide Web Consortium'un bir standardı. Yani oraya siz bir div yazdığınızda bu ekranda ne gözükeceği aslında standartlaştırılmış bir şey. Evet, az önce söylediklerimi özetledim. Burada 3 farklı DOM varmış. İşte bunlar, DOM bir standart olduğu için 3 farklı standardı var. Biz HTML DOM aslında, işte HTML DOM. XML DOM. Bu arada XML, HTML, bu en başta bahsettiğim işte HTML'in işte HTML4, HTML5 falan demiştim. Bu XML de onlardan biri. O da bir işte markup language, yani XML diyor ya, oradaki markup language. O da başka bir markup language. Onun DOM'u da farklı. Bu tarz 3 tane DOM var. Ama biz HTML DOM nedir, ondan bahsedelim. Az önce dediğim gibi bu document dediğimizin içinde bu her bir element dediğimiz şey, her bir HTML tagı bir obje ve bu diğer bir deyimle HTML DOM'umuz aslında bir standart. Ne için? Bu get, change, add, delete dediğimiz aksiyonları alabildiğimiz, bu HTML elementlerinde bu aksiyonları aldırdığımızda ekranda gördüğümüz şey oluyor DOM. Example'a bir tıklayalım. Example, bu arada ben bu vitrischool.com'da böyle dedim ya, örnekler var çok güzel, basit, hem de anlaşılır, kullanabilirsiniz diye. Bu da onlardan biri mesela. Bu şimdi ne yapmış? Body'nin içerisinde bir H2 first page var, P var, ID demo var değil mi? Normalde bu ne olur? Bu sayfa ilk yüklendiğinde aslında H2 ve P'yi böyle bu şekilde bakarsak bu P'nin içinin boş gelmesi. Burada Hello World yazmaması gerekiyor aslında. Ama ne yapmışız? Biz burada bir script yazmışız. Ve demişiz ki demoya, işte ID'si demo olan P tagının içine Hello World yaz demişiz. Yani biz run dediğimizde DOM yüklenirken işte burada bir aksiyonlar alınıyor. O dedim ya, get, delete, post, işte o tarz aksiyonlar alınmış ve ekranda gösterilmiş hali oluyor. Sunuma geri dönelim. Bu DOM standardı neleri peki belirliyor? HTML elementlerini bir obje olarak tanımlıyor. Bu HTML elementlerinin propertilerini tanımlıyor. Yani onları algılıyor. Dediğim gibi o CSS özelliklerini alıp ekrana yansıtıyor. Bu HTML elementlerine ulaşmamızı sağlayan metodlar, dediğim gibi o get element by ID, get element by class gibi böyle JavaScript ulaşmamızı sağlayan o metodları tanımlıyor. Onun dışında eventleri tanımlıyor. Az önce dediğim gibi al buradaki ID'li p'nin içine inner HTML diyerek işte şu yazıyı koy dediğimizde ne oldu? Bir add işlemi yaptık aslında. Bunları yaptığımızda ekrandaki çıktığımızı sağlıyor DOM. Peki HTTP dediğimiz şey nedir? Bunlar hani web standartlarını açıklıyorum. İşte bunları belki biliyorsunuz, adını hep duydunuz, kullandınız ama böyle belki temelinde bilmediğiniz ya da işte duyduğunuzda aa buymuş ya da kafanızda daha net bir tanımı olsun diye yaptığımız her şeyin neyin nereden geldiğini tam olarak bilin diye anlattığım şeyler. HTTP'de Hypertext Transfer Protocol, yani neydi? Hypertext Markup Language'de, yani biz HTML ile yazdığımız kodların bir protokol sayesinde internete transfer olmasını sağlayan, o bilgilerin akışını sağlayan bir protokol aslında. Yani biz ne yapıyoruz? Bu bizim kodlarımız aslında nerede duruyor? Serverlarda duruyor. İşte siz bir kod yazıyorsunuz, bir web sitesi yapıyorsunuz, bir uygulama yapıyorsunuz. Bunu işte bir server'a koyuyorsunuz. Daha sonra internet o server'la işte request atıyor. Ben bu sitenin bilgilerini alabilir miyim diyor. O da alabilirsin diyor. Ama işte şu protokolümüz bu diyor. O da tamam diyor. Ve cevabını alıp size ekranda DOM'da yansıtmış oluyor bunu.
O şekilde. Server'ın ne olduğunu da öğrenmek isterseniz tabii şurada ok var, oradan gidip bakın. Ya yani server dediğimiz şey işte bu büyük büyük süper bilgisayarlar içine bizim bilgilerimizi koyup kaybolmasın diye tuttuğumuz, işte ya da işte bizim kendi bilgisayarlarımızın kaldıramayacağı büyüklükte olan uygulamaları koyduğumuz yerler. HTTP dediğimizde de burada request response circle'ı var dedik. Yani bir request atıyoruz ve response'unu alıyoruz ya. Bunun senaryosu nasıl oluyor? Browser bir HTML page'ini almak için request atıyor. Sonra server ona HTML file'ı veriyor. Sonra sırayla browser bu sefer diyor ki bana style sheet'i yolla diyor. Sonra server CSS'i yolluyor. Sonra JPEG'i istiyor. Yani o image'ler geliyor. Sonra image'ler yükleniyor. Yani bu bir web page'in load sırası. Load ederken önce HTML taglarını alıyor. Sonra CSS'i alıyor. Sonra JPEG'leri alıyor. Sonra JavaScript kodlarını alıyor. Sonra da datayı alıyor en son. Yani o web sitesinde atıyorum content'iniz olur, işte bir data olur falan, onları alıyor. O yüzden sayfa yüklenirken önce ekran böyle bir boş gelir, sonra bir layout gelir, ondan sonra resimler böyle yavaş yavaş yüklenir, atıyorum çok büyüklerse. İşte load hızı yavaş olursa bu yüklenme sırasını da görmüş oluyorsunuz aslında web sitesinde neyin önce geldiğini, sonra geldiğini. Sonra bu request response diyelim. Bu request response'un bir örneğini göstermek istiyorum. Bu şöyle oluyor. Bir web sitesine gidip sağ klik yapıp inspect dediğinizde ya da incele Türkçe ise incele dediğinizde önünüze böyle bir browser'ın alt tarafında böyle bir şey açılır. Bir bar açılır ve orada headers kısmına giderseniz attığınız mesela iteration.com'da ben bunun örneğini işte çekmiştim. Request URL'i görürsünüz. Ben bu bilgileri, bu HTML'i çekebilmek için ya da bak burada ne yapmış? Style'ı çekmek için bir request URL. Burada ne yapmış? Bak style'ı çekmeye çalışmış. Sonra response gelmiş. Response da ne? HTML dosyası. Bak CSS dosyasını komple response'unu dönmüş. Şimdi bu response'ların da farklı çeşitleri var. Yani siz bir servise request attığınızda o servis her zaman başarılı olacak diye bir şey yok. Bazen patlayabiliyor, bir şeyler olabiliyor. Engelleriniz ortaya çıkabiliyor. Bunların da HTTP dediğim gibi standartlaştırmış bu protokolde ve bunlara numaralar vermiş ki biz neden response alamadığımızı ya da aldığımızda yanlış aldığımızı anlayalım diye. Mesela bir tanesi eğer bunların numarası işte 1xx şeklindeyse eğer informational oluyor. Eğer 2xx yani 200, 201, 202 tarzındaysa bunların tabii farklı farklı anlamları var ama şu sağ tarafta gördüğünüz gibi en çok kullanılan 200'ler, 400'ler ve 500'ler oluyor en çok karşılaştığımız. 200 dediğimiz zaman success oluyor. Evet başarılı response'u aldın anlamına geliyor. Ama mesela 204 olduğu zaman evet sen başarılı bir success'ten bir response aldın ama içi boş geldi demek oluyor. Ama hani bu şeyde içi boş ama hatalı değil. Hani başarılı ama sadece demek ki tabloda boşmuş yeri yani onun. 400 aldığınız zaman da bu bad request anlamına geliyor. Bad request de ne demek? Aslında siz o servisi istek atarken istekte bir hata yaptınız. Atıyorum oraya istek atarken atıyorum aslında bu istekler bir SQL sorgusu gibi düşünürseniz, zaten database'de bir sorgu yapıp oradan belirli dataları çekmek istiyorsunuz. Ama o servis diyor ki bana ID ve isim değerini vermen lazım ki ben sana bir cevap döneyim diyor. Ama siz ID'yi vermişsiniz ama ismi verememişsiniz. O yüzden size response dönemiyor. O zaman request atarken vermeniz gereken bilgileri eksik verdiğiniz anlamına geliyor bad request. Veya 404 geldiği zaman böyle bir servis bulunamadı. Demek ki servisin adresini yanlış yazmışız. Ya da atıyorum 403 geldiğinde forbidden diyor. Demek ki sizin oraya istek atma izniniz yok demek oluyor. İşte 500 geldiği zaman da bu artık server'da bir hata olmuş anlamına geliyor. Bu server'ın kendi içinde bir problem oluyor. Onun da farklı şeyleri var. Bunlar da dediğim gibi inceleyip, okuyup, araştırıp öğrenebileceğiniz şeyler ama zaten projelerde geliştirme yaparken bir request attığınızda bir error alacaksınız. Sonra bu neden oldu diyeceksiniz.
internette araştırıp bunları yavaş yavaş aklınızda kalacak. Hani oturayım da ben bunları ezberleyeyim demenize gerek yok. Peki URL nedir? Biraz da URL'den bahsedelim. URL aslında hepiniz biliyorsunuz işte google.com ya da iteration.com işte gibi yazdığınız şeyler. Aslında bu URL bu web adresler için bambaşka bir dünya haline geldi. Eskiden bu ilk internet ya da web siteleri işte çıktığı zamanlar bu her bir sitenin aslında bir ID'si var. Yani bir adresi, protokol IP'si var hatta, yani IP'si olduğundan işte 192, 68, 20, 50 şeklinde. Ama bunlar hatırlaması zor şeyler. Mesela siz şimdi Google'ı aratırken işte 192, 68, 20, 50 yazıp girmezsiniz. Ve bu yüzden bu isimler ortaya çıkmış, URL isimleri. Ve çoğu insan işte dediğim gibi iteration.com yazarak girer aslında. Peki bu URL'deki bazı şeylerin özel anlamları var aslında. Mesela şu en başta HTTPS dediğimiz, işte SHIM deniyor oraya. O neymiş? Sizin web servis, type of internet servisiniz. Yani internet servisinin tipi nedir? HTTP mi, HTTPS mi? Yani HTTPS mesela daha güvenli bir protokol, işte protokolünüzün tipini belirlediğiniz yer. Prefix dediğiniz kısım da işte domain prefix oluyor. Yani www oluyor. İnternet domain name dediğimiz işte v3school.com dediğiniz işte ya da işte iteration.com dediğiniz, oradaki iteration ismi sizin domain adınız oluyor. Hani hatta domain satın alırlar ya, işte yeni bir ürün çıkarttığınız işte domaini var mı diye bakarsınız. Marka isminiz gibi. Sonra iki nokta üst üste dediğinizde port yazarsınız. Bu 80'e default ayarlanmış. Ama çoğunda da görmüyoruz aslında biz bu portu. Pet dediğimiz şey de web sitenizin içinde hani about, işte contact me tarzında böyle alt sayfaları ayırdığınızda bu pet de orası oluyor. Yani hangi sayfaya gideceğinizi belirlediğiniz yer oluyor. File name'de atıyorum siz o web sitesinden işte bir file indireceksiniz. O file'ın adresi oluyor işte. Bir dosya indireceğiniz zaman o linkin üzerinde işte atıyorum x.pdf diye yazıyor. O şekilde. Peki bu SHIM dediğim HTTP, HTTP, HTTPS, FTP tarzında şeylerimiz var. Protokoller. Mesela HTTP dediğimiz şey daha çok web sitelerinde ama bu şifrelenmemiş, çok da güvenli olmasına gerek olmayan tarzı sitelerde. HTTPS dediğimiz protokolde daha çok web sitelerinde yine ama şifrelenmesi ve güvenli olması gereken sitelerde kullanılıyor. FTP dediğimiz şey de bu upload ya da download yaptığımız sitelerde kullanılan protokol oluyor. File da zaten sizin kendi bilgisayarınızda olan, yani zaten kendi bilgisayarınızda olan bir dosyayı mesela browser'a sürükleyip bırakırsınız ya, onun gibi. Orada URL sizin bilgisayarınızdaki file URL olur. Peki cookie'lerden bahsedelim. Şimdi web sitemizi de yaptık. Bu cookie'ler ve session'lar. Şimdi normalde web siteleri, cookie'ler nedir? Şimdi normalde bizim web sitelerimizde biz data tutmayız aslında. Kapattığımız zaman her şeyin gitmesi lazım. Ama bu cookie'ler sayesinde bazı şeyleri saklayabiliyoruz. Yani kullanıcının web sitesini daha hızlı kullanabilmesi için. Yani her şeyi, büyük bir site olduğunu düşünün. O siteye girdiğinizde her şeyin sıfırdan yüklenmesi zaman alıyor, load speed'i arttırıyor. O yüzden bu session ve cookie'ler dediğimiz şeylerle bazı bilgileri browser'da, yani user'ların bilgisayarında tutmaya çalışıyoruz. İki tarz cookie var aslında. Hani biz session ve cookie'ler deriz ama aslında bu session cookie'dir. Yani session da aslında bir cookie'dir. Ve bu session dediğimiz şeyler session cookie'ler browser'da
siz kapatana kadar o browser'ı kalırlar. Yani siz o browser'ı kapatana kadar atıyorum o login'i tutmak isterseniz tutarsanız. Ama bir de persistent cookie'ler vardır. Yani kalıcı cookie'ler. Bu da mesela siz beni hatırla diye bir tik işareti yaparsınız ya. Onu yaptığınızda mesela siz o login işlemini, login bilgilerinizi bilgisayarına aslında kaydetmiş oluyorsunuz. Yani orada bir cookie tutmuş, persistent bir cookie tutmuş oluyorsunuz ve siz tekrar browser'ı kapatsanız bile, bilgisayarı kapatsanız bile tekrar girdiğinizde o bilgileri web sitesi otomatik alır ve sizi direkt login yapar ve siz o login aşamasını geçmiş olursunuz. Böyle bu tarz faydaları vardır. Veya atıyorum çok sık girdiğiniz bir site vardır. Bazı image'lere, bazı şeylere ya da bazı content'leri bilgisayarınızda tutabilir ki load speed'i artmasın. Her siteye girdiğinizde yarım saat beklemeyin diye. Atıyorum bir dashboard olur. Bütün şirket o dashboard'u kullanıyordur. Her gün kullanıyordur. O zaman bir sürü cookie kullanırsınız. Hani çoğu bilgi zaten lazımdır her gün günlük hayatlarında. O yüzden onları bilgisayarlarında tutmaya çalışırız. Bu da o kullandığınız web sitenin hızını arttırır. Peki bu web page dediğimiz şeyler ne? Web page dediğimiz zaten sabahtan beri anlattığım HTML'di, CSS'di, DOM'du falan. Bir web page elde etmeye çalışıyoruz biz aslında bu kadar bilginin sonucunda. Bu web page'ler HTML taglarına formatlanmış ve web browser'larda gösterilen hali. İçinde image'ler, işte video kayıtları, işte ses kayıtları, multimedyalar falan bulunur. Aynı zamanda client-side teknolojiler kullanılır. İşte JavaScript gibi, ActiveX gibi ya da işte farklı tarzda işte client-side teknolojileri. O şekilde. Yani web sitesi dediğimiz şey aslında birçok web page'in, yani birçok web sayfasının birleştirilmiş hali anlamına geliyor. Yani işte about, işte contact me, yok işte my products falan tarzında sayfaların birleşimine biz web sitesi diyoruz. Ve bu web siteleri statik ve dinamik olabiliyor. Statik ve dinamik ne demek oluyor? Ondan bahsedeyim. Şimdi statik dediğimizde o web sitesinde dinamik olarak değişmeyen şeyler olması lazım. Mesela bir nasıl örnek versem? Mesela bir tanıtım sitesi vardır. İçinde image'ler vardır. İşte atıyorum sizin bir muffin sattığınız bir kafeniz var. Ve siz bunun sadece bir tanıtım sitesini yaptınız diye düşünelim. Ne yaparsınız? Muffinlerinizin resmini koyarsınız, adres bilgilerinizi koyarsınız, işte muffinlerinizin içeriklerini anlatırsınız. Ama o kadardır. Sadece var olan bazı bilgiler vardır ve siz o bilgileri değiştirmezsiniz. Yani dinamik olarak, yani atıyorum bir kullanıcı interaction'ı yoktur. Orada insanlar size atıyorum tıklayıp sepete atıp sonra oradan bir satın alma işlemi yapmıyordur. Statik deniyor buna. Dinamik olduğu zaman sürekli bir request response ilişkisi vardır. Siz işte sepete atarsınız, işte sonra işte kullanıcı profili oluşturursunuz, database'e bir şeyler atarsınız, database'den veriler çekersiniz. Bu sürekli request response ilişkisinin olduğu sitelere de dinamik siteler deniyor. Bu dinamik dediğimiz content'ler URL'den aynen istek yaparak işte dedik.